Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dakhala ahadukum ala maridin felyusafihhu vel yada yadehu ala cebhedihi ve yes'elhu keyfe huve. Evet. Bu da bugünkü daha birinci hadiste de arz etmiştik. Müminler kardeştir. Bu kardeşlik gereği olan şeylerden birisi de hasta olduğumu ziyaretine gideceksin. Sokakta selam vereceksin. Bir iş çevireceği zaman danışırsa nasihat edeceksin. Oğlum bak bu tehlikeli konudur. Benim tecrübemle sabit. Yol göstereceksin. Sakın aldatmayacaksın. Selam vereceksin. Hasta olduğunu gideceksin. Davet ettiğimiz evine gideceksin. Öldüğü zaman cenaze namazına katılacaksın. Böyle müminliğin, kardeşliğin gerekleri var. Hasta olmuş. Ne zaman gitsen, hangi hastalıkta gitsen Allah'ın rahmet denizine dalarsın. O kadar güzel. O kadar güzel. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Hasta ziyareti. Müminin gönlünü alırsın. Kâbe yapmaktan iyi. Sevinir. Ben gelmiş diye. Ne güzel. Gönlünü alırsın. Rahmet denizine dalarsın. Hasta ziyareti bu kadar önemlidir. Ama nasıl ziyaret edelim? Evet, bunu şimdi hadis-i şerifte bize Peygamberimiz anlatıyor. Siz ey ümmeti Muhammed, hasta kardeşinizin yanına ziyaret maksadıyla girdiğinizde felyusafihu, bulaşıcı hastalık değilse o yatan kimse, musafahlaşın. Bakın el öpme yok. El öpme bizim halkımızda adet. Ama diyorlar ki babanın ananın eli öpülür. Hakkı var, ikram. Hocanın eli öpülür, ikram. Tazim değil, dikkat edin. Tazim Allah'a, ikram. İşte bu gibi maksatlarla salih kişilerin ikram sadedinde eli öpülür diye kurtarıyorlar bizi. Aslında musafahadır asıl olan. Musafaha da gel bakalım seninle bir musafaha yapalım. Şimdi tek şeyin çıkar, şöyle dön. Efendim musafaha bu değil. Getir öbür elini. Aha böyle musafaha. Ben iki elimi, o iki elimi koyacağız ve bu kadar da sallamayacağız. Bir sallayacağız. Ne demek bu? Bir mümin karşılaşır, selam verdi, birleştiler. Musafaha yaptı, salladıkça diyor, güzün, ağaçların yaprakları rüzgar esince nasıl dökülüyorsa müminin günahları dökülür. Onun için sallıyoruz. Çok da sallamayacaksın yani. Riya girer o zaman. Şöyle normal bir tek elle değil yani. Onu söylemek istedim. Bazısı böyle yapıyor. Tamam böyle yap da bakıyorlar. Niye yapıyor ya bu? Bilmiyor adam bunu. Böyle diyecek bir grubun arasındaysa böyle yap. Getir böyle musafaha. Allah razı olsun. Musafaha etsin hastayla. Bulaşıcı hastalık değilse veya senin elin mikroplu değilse, evet deveni sıkı bağla sonra Allah'a tevekkül et. Peygamber bunu söylüyor mu? Temiz el, temiz hasta. Ne diyor Peygamberimiz? Kolera olan yere girmen diyor. O da çıkmasın diyor bak. Bugün tıbbın dediğini diyor o da. Bulaşıcı hastalık değil adam. Senin elinde temiz, musafaha yap. Musafaha etsin. Evet, velyeda cedehu ala cephetihi, alnına böyle koysun, alnına böyle koysun elini, hastanın eline, ilgilendiğini gösteriyor bu. Yani doktor koyuyor, ateşin var mı yok mu? Sen de koy, bu sünnettir. Velyeselhu keyfe huve, nasılsın desin. Gittin hastaya, nasılsın desin. Rahatından, durumundan sorsun. Evet, nasılsın dedikten sonra vel yunsi lehu fil ecel, maşallah maşallah maşallah, daha çok yaşasın yahu, ne kadar güzelsin sen, Allah en kısa zamanda şifanı verir, afiyet verir, beraber iş yaparız gene diye ecelini unuttursun. Gitmiş, vah vah sen ölürsün gari demesin. Kalp yapmaya gidiyoruz. Ne güzel peygamberimiz, insan sarrafı. Ya adam moral vermeye gidiyorsun. Vah vah sen kalkamazsın gar denir mi? Öyle diyor bak, ecelini unuttursun. Maşallah maşallah, daha çok yaşasın inşallah. Gönlün alsın. Evet. Öyle söylüyor. Fil ecel
mesela dokunmayacak şey, dokunmayacak şey varsa, yemesi yasak değilse, buyur şifa olsun desin. Eğer hastalığına zararlı değilse, onun için şifa ve uzun ömür dilesin. Öyle bulunsun, öyle söylesin, öyle söylesin. Evet, hastalık yahu Allah hepimize veriyor da, biliyorsunuz bu sıkıntılar günahları affettirir kardeşim. Allah seni çok seviyor ya, bak günahlarını temizliyor filan diye moral versin. Adamın morali yok, hastalık iyile, doktor da pek umut vermiyor. Aslında güzel doktor umut vermesi lazım psikoloji olarak. Siz de ziyarete gittiniz mi adam moralini yıkmayın diyor. Bak ne güzel, yani gerçeği söylemek bazen gerekmeyebilir. Adam doktor biliyor ki söylemesen yine canım adam kalbi böyle çalış devala. Tamam inşallah, inşallah Allah dilerse tabii yalan değil inşallah. Bakıyoruz filan diye yuvarlak kelimeler koymuşsun. Sen de öyle moralini bozma. Böyle güzel onun tatip edecek şeyler yalan da olmasın da şöyle yalan da söylemeyecek güzel kelimelerle konuş. Böyle davranışlarda bulun. Hastacığın moral ver. Tefric lil meriz. Evet. Ecel sen ne desen artmaz eksilmez. İzâ câ ecelhum lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Ecel geldi mi bir saniye gecikmez, bir saniye erken de olmaz bu iş. Tam saniyesinde Azrail gelir halleder. Bu böyle kesin bileceğiz. Hani bunu, bu bilmenin ne faydası var? Şimdi Mehmet gidiyor Kandil Dağı'na zalim herifleri zulmünü önlemek için karda kışta orada dağda şimdi. Onun için orada fedakarlık yapıyor. Şehit oldu. Eceli oymuş. O adam oraya gitmeseydi burada da ölecekti. Artmaz eksilmez bakın. Oraya gitti de öldü. Lan iyi öldü. Şehit oldu ya daha. Tabii iyi oldu. Oğlun denmez de acılı adama. Ama biz ana baba olarak bunları düşünüp isyan etmeyeceğiz. Niye öldü? Neden aldı? Diye söylemeyeceğiz. Ecel nerede olsa saniyesinde olur. Gecikmez, eksilmez. Bunu bileceğiz. İsyan edici tavırlar takınmayacağız. Bizim imanımız bu. Kadere inanıyoruz biz. Evet, adam sen ne kadar Allah ömürler versin desen zaten ölecekse ölecek o. Ama gönül almak, yalan olmayacak şekilde gönlünü hoş edecek güzel sözler söyleyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve es'eluhu en yed'uve lehu. Şimdi bu senin yapacağın. Hasta ağrılar, acılar içinde. Halsiz, aciz. Elini kıpırdayacak hali yok. Zor konuşuyor adam. İnsanlar bu acizlik içinde olsalar her zaman duaları kabul. Kibir, gururlu falan dua ediyor. O dua yerini bulmaz. Ama hastanın zaten imkanı yok. Çaput gibi yatıyor böyle. Zor konuşuyor. Aciz Allah, Allah deyip duruyor. Mehmet amca bana da dua ediver. Dua isteyin diyor. Hastanın duası geçerlidir. Çünkü acizlik halinde söylüyor ya. Allah'a gönlünü vermiş. İsyan falan etmiyor. Biliyor halini adam zaten. Dua isteyin ondan diyor. Siz böyle yapın, moral verin. Bir de bana da dua et. Deyin hastadan. Ve yes'eluhu ve yes'eluhu en yed'uve lehu. Kendisine dua etmesini isteyin o hastadan. Onu söyleyin. Rica ediyorum. Bana da dua ediver. Deyin fe inne dua el maridi ke dua el melaike. Çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir, geçerlidir. Onun için bunu da kaçırma. Kabul olur yani, kabul olur yani, şüphesiz kabul olur yani. Çünkü hastalık günahları yok eder. Ateşli hastalıklar, diğer ağrılı acılı hastalıklar hepsi insan canını acıtır. Bunlar günahlara kefarettir. Günahı yoksa terfi sebebidir. Derece yükselme sebeptir. Ve de en büyük sıkıntılar, hastalıklar da başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Sonra evliyanın büyüklerine gelmiştir. Efendimiz
irtihal buyuracakları hastalığında Ayşe anamız anlatıyor. Islak havluyu diyor alnına koyuyorum, buhar oluyordu diyor. Anında buhar oluyor diyor. Ne kadar yanıyor bak peygamberimiz. Evet, ona en büyük ağır şeyler ona geliyor. Ondan sonra ne demiş ama? Refiki ala. Senle olmak istiyorum demiş. Senle refiki ala o demek. Evet, ne kadar büyük talep. Evet. Müslümandan da ve ahiru davahu enülhamdülillahi rabbil alemin. Cenneti, Allah'ın rızasını, cemalini görüp elhamdülillah demeyi hepimiz Allah nasip etsin. Amin. Orada işte o hastalıktan dua isteyin. Böyledir. Arıtır günahları. E günahsız olanın da duası kabul olur. Söyledik ya diyor. Evet. Şimdi komşumuz da ziyaret edeceğiz. Komşuluk hakkı var. Akrabamı ziyaret edeceğiz. Akrabalık hakkı var. Müslümanlığa gittik. Dua isteyeceğiz. Komşumuz Ermeni. Komşumuz Rum. Komşumuz Yahudi. Evet. Bize göre makbul imanı yok. Kur'an'a göre. Ama onun kendine göre ibadeti var. İnancı var. Kur'an'a göre La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler mümin olur. Ötekiler olamaz. Kur'an böyle. Biz buna inanıyoruz. Ama komşumuzdur. İnsandır. Gideceğiz. Komşuluk hakkı var. Onu da ziyaret edeceğiz. Onu ziyaretten de sevap kazanırız. İnsandır çünkü. Fakat bana dua edin demeyeceğiz. Çünkü kafirlerin duası diyor Kur'an-ı Kerim'de yerini bulmaz. Biz onlara cevap vermeyiz. Kafirlerin duasını kabul etmeyiz diyor. Evet. Yu'al kafirine fi dalal. Yerini bulmaz. Onun için kafirden dua beklenmez. Ama insanlık geri gideceğiz. Hal hatırını soracağız. Plan diyeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Efendimiz Yahudi gencini ziyarete gitmiş. Babası sağ, hasta çocuk. Bakın ziyarete gitmiş ama Yahudi'yi ziyarete gitmiş. Medine'de Yahudiler de var. Gitmiş. Çocuk böyle sıkıntılar içinde. Peygamberimiz de yolda filan geldiği zaman ona şey etmiş, yol vermiş peygamberimize o Yahudi çocuğu. İnsan olarak saygı göstermiş. Ama Müslüman oldum dememiş hiçbir zaman. Gitmiş ziyaretine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki gel demiş eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh de. Çocuk babasına bakmış. O da demiş ki Ebul Kasım dediğini de. Ondan Muhammed Resulullah demiyor. Ebul Kasım diyorlar. Künyesi. İlk çocuk Kasım olduğu için Ebul Kasım künyesi. Ebul Kasım dediğini tut demiş. Çocuğu bakınca babasına o da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demiş. Gitmiş. Evet. Ne kadar güzel. Çocuk tertemiz gitti öbür tarafa. İman etti bitti. Hiç daha kirlenmeden gitti. Kirlenmeden gitti. Evet bak peygamberimiz Yahudi'yi ziyaret etmiş. Komşusudur. İnsandır. Siz de böyle gittiniz mi ondan dua istemeyin diyor. Ondan dua istenmez. Dua olabilmek için ki duanın kabulü için Müslüman olmak şarttır. Onu olmadığına göre olmaz diyor. Beyhaki Cabir Hazretleri. Bir de hastalık kafirin günahlarını silmez. İman yok ki. İmanı olanın günahlarını siler hastalık, sıkıntılar. Yani cenneti cennetlik yapmaz. Kur'an-ı Kerim'e göre La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen ebedi cehennemde. Öyle diyor Allah yani. Bu benim şahsi kanaatim değil. Hastalığı gidin komşudur insanlık gereği. Hatta hastaneye götürüverin, ilaç alıverin. İnsandır. Bunlar hayırdır. Zekat veremezsiniz yalnız. Fakat ondan dua istemeyin. Çünkü duası geçerli değildir. Beyhaki Cabir Hazretlerinden Allah onlardan razı olsun. Ha, demin söylediğimiz şeyi şimdi geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ dâhalâ dâyfû
ala kavmin dakhala bi rizqihi. Bir Müslümanın yanına bir misafir geldiğinde rızkıyla gelir. Dakhala bi rizqihi. Rızkıyla gelir. Gelen misafiri ev sahibi ağırladı mı? Öyle diyor bak. Fe'adafuhu ve kamuhu bi hakkihi. Misafirin hakkıdır. Bir şeyler ikram almak. Ev sahibinin görevidir. Eskiden ne güzeldi. Anadolu'da bunlar bilinirdi. Damlar vardı. Otel motel yok. Bir odalar vardı. Oraya da, odanın yanında dam vardı. Hayvanını oraya bağlarlar. Kendine odada yatırırlar. Herkes komşular oraya yemek götürür. Hayvana yem götürür. Hep bunlar buradan. Misafirin hakkıdır. Bu böyle bir şey senden görmek senin de görevindir. Onu yaptın sen. Adamın karnını doyurdun. Isıttın mesela. Ve izâ haraca bi mağfireti zunubihim, ev sahiplerinin günahlarını alarak gider. Yani kendine ona yazılmaz. Affettirir de gider. Affettirir de gider. Ne kadar güzel müjde. Ne kadar güzel müjde. Evet, ama görevin yaparsandır bu. Adama ikramda bulundun. Şimdi ikramda bulundun. Biliyorsunuz peygamberlerin her biri masumdurlar, seçilmiş insanlardır. Ama peygamberlerin özel nitelikleri vardır. Bizim peygamberimizde bütün nitelikler var. Diğer peygamberler için söylüyorum. İbrahim peygamber misafirperveriyle meşhur. Her gelene kuzu ikram edermiş. Cenab-ı Hak ona demiş ki bir tek adam geliyor kuzu kesiyor. Ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun. Müslim hadisidir bu söylediğim hikaye değil. Demiş misafire kuzu az geldi. Koç kesmeye başlamış. Ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun. Koç da az geldi demiş. Sığır kesmeye başlamış. Kocaman bir tosun kesiyor. Çok zenginmiş İbrahim Aleyhisselam. Gene Allah vahyetmiş ki İbrahim misafire ikram etmiyorsun. O da az geldi demiş. Deve kesmeye başlamış. Bir tek adam geliyor deveyi ıhtırıyor. Bu Buhara'daki büyük alimlerin var. Adam koca deveyi kesiyor bir tek adam için. Öyle cömert. Cömert. Allah cömert, cömertleri de çok sever. İbrahim Aleyhisselam deve kesmeye başlamış. Ya İbrahim demiş misafire ikram etmiyorsun. Ha demiş deveden büyüğü yok. Benim yolum yanlış. Misafir geldiği zaman kapıda karşılamış geleni. Buyur demiş, minder göstermiş. Sofrayı kendi kurmuş. Su istediği zaman bardağını kendi doldurmuş. Yatağını kendi etmiş. Şimdi demiş misafire ikram ettin ya İbrahim. İkramın en güzel. Ötekilerde ikram tabii de ev sahibinin bizzat ilgilenmesidir. Ev şeyi misafiri daha çok memnun eder. Bana değer verdi diye bir ikramı da böyle tarafı var. İşte böyle misafir geldiği zaman hem maddi hem manevi açıdan ikramda bulunun. Çünkü rızkının birisini yer dokuzunu bırakır, günahları da alır gider, ev sahibi günahlarından kurtulur. Böyle güzel bir tarafı vardır. Rızkın genişir, bollaşır, genişler. Eve rahmet bereket yağar, evde huzur olur, huzur olur. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Güzel peygamberimizin bu güzel insani, insanlar birbirine ısındıracak nurlu sözlerini belleyip tatbik eden, başka kardeşlerine de öğreten, böylece naddarallahu imra'an semiyen makaleti, benim sözümü duyup belleyip tatbik edip başkasına öğreten kimselerin Allah iki canla yüzünü ak çıkarsın duasına erenlerden eylesin inşallah.